Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2021 Haziran aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2021'in ikinci yarısına başlıyoruz. Haziran ayı ile beraber önemli bir dönem, tutulmalar dönemindeyiz. Mayıs sonundaki ay tutulması ve bu ay yaşayacağımız güneş tutulması ile beraber önümüzdeki 6 ay şekillenecek. Gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda büyük planda olup bitenler bu tutulma tesirleriyle kendini gösterecek. Güneş 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda parlıyor olacak. Merkür gerilememiz devam ediyor. Mayıs sonunda başladı. 22 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür gerilemesi ister istemez bu ayın büyük bölümünde bizi biraz yavaşlatabiliyor. Ama ikizlerde de çok güçlü. Bu nedenle çok fazla haber olduğunu, iletişim trafiğinin arttığını da görebiliriz. Sadece Merkür biraz detaylara dikkat etmemizi gerektiriyor. Yüzeysel bir Merkür. Üstelik geriliyor. Yani bu durumda yanıltıcı koşullar, kararsızlıklar ortaya çıkabilir. Planlar, programlar her an değişebilir. Bunu iyi kontrol etmek gerekiyor. Evet, Venüs 2 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçecek. Tabii ki yönetici gezegeniniz Venüs ve Venüs'ün seyri sizin için önemli. 27 Haziran'a kadar da Venüs Yengeç'te. Bu sizi biraz daha yumuşak, daha böyle evcimen, daha şefkatli, daha yakın çevre ilişkilerine, aile ilişkilerine yakın hissettirebilir. Yani daha fazla evi önemseyebilirsiniz. Aileyle ilgili konuları, ebeveynlerle ilgili temaları bu dönemde önemseyebilirsiniz. Evlilik, yuva kurma gibi beklentiler artarken buralardaki fırsatlar da artabilir. Tabii şans da artabilir. Venüs Yengeç'te bu alanlarda daha faydalı olabilir. Ve 10 Haziran'da yeni ay doğacak. Aynı zamanda halkalı güneş tutulması da meydana geliyor. 19 derece İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu'ndaki hareketler sizin için aslında olumludur. Çünkü sizin gibi hava elementi ikizler. Açı olarak size güzel bir açıda. Yönetici gezegen Merkür, o da ikizlerde ama geriliyor. Bu durum, kuzey düğüm yönünde bir tutulma bu. Büyük oranda bizi ileriye taşıyacak, destekleyecek enerjiler söz konusu. Merkür gerilemesi, evet biraz koşulları yavaşlatabilir ama bazı önemli fırsatlar da getirebilir. Özellikle bizi geriye doğru çekerken, aslında geçmişten gelen konu ve kavramları hayatımıza taşırken bunları tamamlama ve bunları değerlendirme fırsatı da verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, bunlar değişken burçlardaysa, hava burçlarındaysa çok daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Olumlu etkiler olabilir. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz mesela. Hani belki 8-9 yıl önce yarım bıraktığınız bir konu var hayatınızda, eğitimle ilgili bir konu. Onu tekrar ele alabilir, tamamlayabilirsiniz. Daha önce yaptığınız bir işle tekrar ilgilenebilirsiniz. Bir ticari oluşum olabilir bu. Seyahatler olabilir. Daha önce gittiğiniz yerlere gitmek isteyip de gidemediğiniz, ertelediğiniz bazı seyahatleri yapabilirsiniz. İletişim, ulaşım, medya, sosyal medya, internet, hukuksal konular, akademik konular. Tüm buralarda önemli hareketlilikler var. Önemli kapılar da açılabilir size ve sizi ileriye taşıyacak. Hatta işte geçmişteki bazı fırsatları tekrar size taşıyacak etkiler de bu tutumayla beraber gündemde olabilir. Sadece bu ayla sınırlı değil. Yıl sonuna kadar etkiler güçlü olarak devrede. Önümüzdeki Eylül sonları, hatta Aralık'ın başlarında da bu tesirlerle tekrar karşılaşabilirsiniz. Yani sadece bu ayla sınırlı tutmayın sevgili teraziler. Evet, 11 Haziran'da Mars Aslan'a geçiyor. Biraz daha böyle artık hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Ama koşullar henüz tam netleşmedi. O yüzden biraz daha sakin, sabırlı gitmemiz gerekecek. Bu ay, ay ortasında 14 Haziran'da Satürn-Uranüs karesi var. Kolektif bir açı. Aslında 2021'i de büyük ölçüde etkileyen bir açı. Uranüs-Satürn, iki zıt enerjinin zıtlaşması ciddi stresler yaratıyor. Bunlar baskılar yaratıyor ve doğa olaylarını bile tetikleyebildiği gibi ekonomik anlamda da huzursuzluklara, hatta toplumsal anlamda huzursuzluklara yol açabiliyor. Bireysel olarak çok etkilenen burçlardan değilsiniz.
sevgili teraziler. Birazdan sanki çevrenizdeki kişiler, belki arkadaşlar, çocuklarla ilgili alanlarda bazı tesirler olabilir. Ya da sizin dışınızda olup bitenler, hani piyasalarda olabilecek bazı streslerin dolaylı etkileri olabilir. O yüzden genel olarak böyle bir dönemde çok fazla risk alınmaması gerektiğini, daha güvenli adımlar atılması gerektiğini söyleyebilirim. Evet, 22 Haziran'da Merkür düzelecek, ileri harekete dönüyor. 27 Haziran'da Venüs Aslan'a geçecek. 27 Haziran sonrası daha çok eğlence imkanınız var, onu söyleyeyim. Sosyalleşme, eğlenme, davetler, partiler, belki seyahatler, hani ay sonundan itibaren daha rahat ilerleyebilir. 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay sizin için aslında tesirli bir dolunay. Çünkü sizin gibi öncü bir burçta. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza yine bakınız. Yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa, Güneş burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz özellikle 22 Eylül ile 26 Eylül arasıysa, daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Bu dolunay 4. evinizi aydınlatırken aslında yine kendi özel hayatınız, eviniz, yuvanız, kariyeriniz, işiniz, ofisiniz, buralarda bazı dönüşümler ya da tamamlanmalar getiriyor. Bu dolunay bir yer değişimi getirebilir. Bir taşınma, emlak almak, satmak, kiralamak gibi bir konu, aileyle ilgili gündemler getirebilir. Ya da evinizde mesela bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Evde bir iş kurma imkanı ya da evden çalışabileceğiniz işler, girişimler. Yine bu dolunayda gündemde olabilir. Sonuçta Oğlak iş ve sorumluluklarla da ilgili aileyle yapılacak bazı planlamalarınız olabilir. Bir aile işiyle de ilgili gündemler olabilir. Ya da ebeveynlerinizin genel olarak burada işleriyle ilgili konular olabilir. Belki emekli olacak bir ebeveyniniz ya da bir işini dönüştürecek. Yani bunlar olasılık dahilinde ama Venüs ve Jüpiter'in güzel bir açısı var bu dolunaya. Dolayısıyla daha verimli, daha yardımcı koşulların olmasını bekleyebiliriz. Yani var olan sorunları çözmek ya da belirsiz koşulların bize güven getirecek şekilde netleşmesi, sonuç vermesi, yarım kalmış işlerin tamamlanması mümkün. Bunlar Ocak ayında başlamış bazı konularda olabilir, gündemler de olabilir. Sonuçlandırmamız mümkün görünüyor sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.